Sayın seyirciler, ustaların ödemesi için yanında 15 bin lira para vardı. Elektrikçiden alışveriş yaptı. Dışarı çıkar çıkmaz parayı yere düşürdü. Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın kaldırımdaki o parayı fark etti ve aldı. İlk aklına geleni yapsaydı iyiydi tabii ama o şeytana uydu. Ödemesini yaptık. Şu ustaların bir parası var. Onları götüreyim geleyim. Siz de o arada malzemenizi hazırlayın. Yani bu niyetle çıkmıştı buradan. Çıktı ama cebindeki parayı düşürdüğünü fark etmedi bile. Birkaç saniye sonra oradan geçip parayı bulan kadınsa önce sahibini aramış gibi sahte hamleler yapıyor. Bizim dükkana doğru bir iki adım atıyor. Hani götüreyim vereyim veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir o. Ondan sonra geri dönüyor. Yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor. Ondan sonra arka sokağa giriyor. Ondan sonra kayıp. Ataşehir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Mehmet İkinci cebinde 15 bin lirayla dükkandan çıktı. Parasının cebinde olmadığını saatler sonra anladı. Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti, 30 saniye 35 saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor. Saniyeler sonra aynı yoldan geçen kadınsa yerdeki parayı hiç tereddüt etmeden aldı. Sormak için dükkanın önüne doğru ilerledi ama vazgeçti. Kimin düşürdüğünü arar gibi yaptı. Sonra kayıplara karıştı. Sonuçta yanlış bir davranış. O para haram bir para yani. Kadından elbet çıkar yani. Parasının çalındığını kamera kayıtlarından izleyen İkinci hemen polise haber verdi. Parayı getiren yok. Polis şimdi her yerde o parayı çalan kadını arıyor.